Etkinliğimiz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır. Utkay, Serif Bey tamam mı? Ben istemiyorum bunları görüşürüz. Serif Bey tamam mı? Değerli konuklarımız, 4 dakika içerisinde 3. oturumumuzla sizlerle beraber olacağız. Lütfen yerlerimizi alalım. Teşekkürler.
Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle akışımızda olan sarkmalardan durumu affınıza sığınarak ikinci oturumdan sonra coffee break'imizi iptal etmek durumunda kalacağız ve üçüncü oturumumuz sonrası dördüncü oturumumuza geçeceğiz. Tüketim alışkanlıkları jenerasyonlar arası pek çok değişkenlikler gösterebiliyor ve müşterinin deneyimlerini bir firmaya göre değiştirebiliyor. Pandemiyle birlikte oluşan yeni tüketim alışkanlıklarını ve jenerasyonlar arası farkı bizlerle anlatmaları için bugün iki değerli konuğumuz bizler olacaklar. Oturumumuzun birinci konuşmacısı Apaz Grup CMO'su Sayın Semih Dadaş'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor galiba. Herkese merhabalar. Öncelikle davetleri için kulüp aktivitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok keyifli bir gün. Önceki seansı seyrettim. Benden sonra da Can Bey çok keyifli bir sunum yapacaktır. Ben bugün iki tane konuya değinmek istedim. Özellikle buraya gelirken şeyi düşündüm. Acaba sizin için ne faydalı olur? Çünkü ben bu koltuklarda çok oturdum, çok etkinlik yaptım, çok sempozyum, konferans dinledim. Onun için kendi kariyer yolculuğumda beni farklı kılan şeyleri biraz sizlerle kendi dilimde paylaşmak istiyorum. Bir de nesiller arası fark, bugünkü konulardan biri Generation Gap. Nasıl bir dünya var, biz nereye gidiyoruz ve bizden öncekiler, biz ve bizden sonrakiler nasıl farklı bir yaşam stili sürüyor, onları biraz paylaşmak istiyorum. Kariyer yolculuğuma gelecek olursak, ben biraz bir teşekkürle başlayayım. Burada ikinci sıradaki kişi benim. 2008'de Marmara Community bir öğrenci kulübü Marmara Üniversitesi'nde. Yani şu an buradaki öğrenci kulübündeki arkadaşlarımın heyecanı, gelenlerin soruları, konuşmacıları ağırlamalarını çok iyi biliyorum. Bu turuncu kravatlı ekiple beraber biz de çok güzel işler yapmıştık o zamanlar. Şimdi onlara bir çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar yarın buralara çıkacak arkadaşlar ve onları çok iyi anlamak, onların heyecanlarına destek olmak hepimiz için çok önemli. Ben kendi kariyer yolculuğuma baktığımda şanslı hissedenlerden biriyim. Şanslı başlangıçlar yaptım. Her dönemin çok popüler sektörleri ve popüler şirketleri var. Benim kariyerimde başladığım dönemde telekom çok popülerdi ve ben Vodafone'da iş hayatına başladım. Sonra Turkcell'de hayata devam ettim. Bu iki şirket o dönem en popüler, teknolojiye yatırım yapan, global dünyalarla Türkiye'yi bir araya getiren ve çalışanlarına bu anlamda da katkı sağlayan şirketlerdi. Daha sonrasında 2015'e doğru geldiğimizde startuplar çok popülerdi ve o startup dünyasına geçmek, Turkcell ve Vodafone gibi büyük yapılarda öğrendiğim şeyleri startupta uygulamak bana çok böyle güzel bir şans olarak geldi ve sonrasında Türkiye'nin en büyük yatırım holdingi, internet yatırım holdingi iLab Venture Capital'a geçtim, emlak jet markasına. Sonrasında kariyerimde bir İzmir'e taşınma ve İzmir'deki hayatı sürme kararı verdikten sonra da gıdayı çok merak ediyordum. Çünkü genelde benim mezun olduğum dönemde çoğu arkadaşım gıdada FMCG'de başlamıştı. Ben gıdada başlamayıp telekomda başlamayı tercih etmiştim. Sonrasında şans yaver gitti ve ben gıdayı deneyimleyebilmek için İzmir'e geldim ve burada Pizza ile yolum kesişti. Sonra bir de üstüne Pizza'ya da başlayıp onu Terra Pizza'ya dönüştürme fırsatım oldu ve 3 yılda 2 farklı markada çalıştım. Özü aynı ama isimleri, cisimleri farklı 2 markayı yönetme fırsatım oldu. Sonrasında bir spor kategorisine geçtim, hizmet kategorisine. Çocuklara özel spor markası Muzipo Kids'te genel müdürlük rolünü yönettim. Sonra gıdayı çok özledim. Gıdaya tekrar geri döndüm. Apaz Grup şu an 3 tane markayı yönetiyor. Bay Döner, Pide Bay Pide ve Bursa İshak Bey. Türkiye'de 200'e yakın restoranımız var. 45 farklı ilde opera ediyoruz. Ve bir taraftan da Irak'ta inşallah bir sene içinde de Londra'da olacak Apaz Grup. Şimdi buradan yola çıkınca da böyle çok havalı şey cümleler var. İşte CMO'ların en etkin 50 özelliği, 100 özelliği, Google'a yazdığınızda görüyorsunuz, başarılı insanların 100 özelliği falan. Ben kendi kariyer hayatıma baktığımda ya da kendimi güçlü gördüğüm ya da kendime bakıp kullanmaya seçtiğim özelliklerime baktığımda çok da havalı olmadıklarını gördüm. Ondan sonra dedim ki bu havalı olmayan özelliklerimi
ben sizle paylaşayım. Belki o size daha çok yol gösterir. Ben Karslıyım. Kars'ta olan var mı aramızda? Süper. Şimdi ne söyleyeceğimi çok iyi anlayacaksınız. Genelde Karslı olmak benim tüm sohbetlerde önümü açtı. Çünkü gerçekten böyle bir astronot gibi, uzaylı gibi, kimsenin orayı bilmediği ve her konuşmanın başında "Aa, Karslı mısınız? Aa, Kars'ta nasıl bir hayat var?" diye başlayan, sanki gerçekten Türkiye'den olmayan ya da hiç kimsenin oraya gitmediği ya da orada yaşayanların çok bambaşka insanlarmış gibi olduğu bir konuşma başlangıcı vardı. Sonra ben biraz böyle üniversiteye gelip böyle devam ettikçe ya ben bunu kullanabileceğimi gördüm. Çünkü konuşmaya başlatmak çok zordur. Özellikle bir iş hayatında, kulüpte, okulda, derste biriyle tanışmak ve onu başlatmak çok zor. Ama karşısında olduğumu söylediğimde sohbet anında başlıyor. Merak ediyorum. Merak edildikçe daha çok soru geliyor. O sorular geldikçe ben daha çok öğreniyorum. Onun için bunu ben kullanmaya karar verdim ve bunu cebime koyup yola devam ettim. 5 yaşında okula başladım. Okula başlama hikayemde Kars'ta kar yağana kadar böyle çocuklar gider gelir. O dönem eğer baban karar verirse okula devam edersin. Ama çok kar yağdıysa seni okuldan alabilirler. Böyle enteresan bir süreç. Ben de mahalledeki çocuklar gidiyor. Ben de onlarla beraber başladım okula gitmeye ve işte kar yağdı. Aralık ayı beni okuldan alacaklar. Öğretmen demiş ki okumayı yazmayı öğrendi bu çocuk devam etsin. Ben karne istiyorum, kayıt yaptırıyorum demiş ve ben okula aslında öyle başlayabilmişim. Bu benim hayatta her girdiğim ortamda, iş hayatında da okulda da en küçük yaşta olmamı sağladı. Bu da bana hata yapma lüksü verdi. Çünkü hem üsttekileri görüp öğrenmeme, denememe fırsat verdi. Hem de gerçekten hata yaptığımda da ya Semih'in yaşı zaten küçük, bir sene sonra zaten öğrenir, 6 ay sonra zaten öğrenir dediği yerde ben daha hızlı öğrenmeye başladım. Çünkü hata yapmaktan hiç korkmadım. Çünkü onu böyle bir lüksüm vardı. Yani bu hani küçük kardeşi olanlar da bilir. Onun hep bir lüksü vardır. O hatayı yapabilir. Ona o imkanı verirler. Benim ama abi olduğum için çok öyle bir lüksüm olmadı. Birleştirilmiş sınıflarda okudum ben. Birleştirilmiş sınıfları bilenler vardır ya da öğretmen varsa aramızda öğretmenler de biliyordur. Tahtayı 3'e bölersiniz. 1. sınıflar, 2. sınıflar ve 3. sınıflar. Tam karşısında da işte sıralar vardır. Onlar da sınıfı temsil eder. Ve gerçekten birler okuma yazma öğrenirken ikinci sınıflar matematik dersi, üçüncüler sosyal bilgiler öğrenen bir yapı. Aynı odanın içindesiniz. Ve bu odanın içinde hem üstü duyuyorsunuz, hem altı duyuyorsunuz, hem kendinizi var etmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir ortamın içinde de aslında çok yönlü bir çalışma disiplini kazanıyorsunuz. Hem kendinizi öğretmeniz gerekiyor, hem de diğer tarafta ne oluyor da duymama şansınız yok çünkü aynı sınıf. O denklemin içinde de şu an iş hayatına aldığım en önemli konulardan biridir bu. Çok fazla talep var, çok fazla projeye liderlik etmeniz gerekiyor ya da o takımın içinde var olmanız gerekiyor. Onun için buradaki o 3 sınıfın içinde aldığım deneyim şu anki yıllarda çok işime yarıyor diyebilirim. Abi olmak, az önce söylediğim gibi ben 13 aylıkken kardeşim doğmuş ve bir anda ben aslında çok bebekken abi olmaya terfi etmişim. Bu da bana hep bir sorumluluk bilinci getirdi. Çünkü büyük çocuklar özellikle bilir, bir deneme tahtası gibiyiz bizler. Gerçekten önce sen bir dershaneye gidersin, o dershane okeyse kardeşin de oraya gider. Bir okula gönderirler seni, o okul hakikaten iyiyse kardeşin de onu yazar. Ama iyi değilse o başka bir yere tercih edilir. Benim kardeşimle aramdaki ilişkide hep böyle oldu. 13 ay var ama ben 5 yaşında okula başlayınca 3 yaşa çıktı bu. Ve sorumluluklara hep hazır olduğum, her soruya hazır olduğum bir dünya oldu diyebilirim. İzciyim ben, yani şu an hala gönüllü olarak devam ediyorum. Orta 2'de başladım izci diye. İzcilik de bana şunu öğretti açıkçası. Tek başınıza hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani işte bir lider var ya da işte oradaki bir sorumlu var ama onun hiçbir önemi yok. Gerçekten izcilikte o takım oyunun içinde var olabiliyorsanız ve takım olarak bir yere gidebiliyorsanız, bir engeli aşabiliyorsanız, bir çadırı kurabiliyorsanız o zaman tam bir takım oyuncusu oluyorsunuz. Ben o yıllarda başladığım için bunu çok iyi deneyimleyebildim. Çünkü iş hayatında şu an çok girift farklı takımların içinde olmanız gerekiyor. İşte ben pazarlama takımının içindeyim, bir taraftan yönetim takımının içindeyim, bir taraftan farklı sosyal organizasyonlarda farklı takımların içindeyim, evde aile takımının içindeyim.
bir sürü böyle takımın içinde olmak ve o takımın dinamiğine göre hareket etmek çok önemli. Onu da ben izciliğe bağlıyorum kendi hayatımda. At biniyorum. Karşı olmamın da verdiği bir şans. Şimdi ata ilk bindiğinizde, at binen varsa çok iyi anlayacaktır. Ata ilk bindiğinizde at sizi hisseder, siz de atı hissedersiniz. Bu iki hissiyatta ikinizin de karar vermesi gerekiyor. Kim bu süreci yönetecek? Çünkü o süreci yönetmeyle ilgili eğer siz kararsız kalırsanız o dizginler bir işe yaramıyor ve at sizi yönetiyor. O yolculuğa at karar veriyor. Onun için de bu iş hayatında da, özel hayatınızda da kararlı olmayı sağlıyor. Yani ben o dizginler bendeyken o dizginleri nasıl kullanacağımı öğrenmem çok önemliydi. Çünkü at gerçekten kendi istediği yere götürebiliyor. İş hayatı da öyle bir şey. Yani kariyeriniz de öyle bir şey. Gerçekten dizginlerin sizde olması ve sizin kararlı olmanız üzerine giden bir süreç. Babam kurban tüccarıydı. Kurban tüccarı olduğu için de ben çok pazarlıklara gittim ve üniversitede işte dersten çıkıp onun kurban çadırına çok giderdim. Ve o kurban çadırına gittiğimde de onun nasıl satış yaptığını çok gözlemlerdim. Ve enteresandır ki o çadıra giren kişinin kafasında hangi rakam olursa olsun çıkarken babamın kafasındaki rakamla el sıkışıp çıkarlardı. O bana çok güzel bir müzakere tekniği öğretti. Yani müzakere ederken, pazarlık ederken, bir şey isterken, bir şey satarken ya da bir imtiyaz karşı tarafa verirken onu hep o denklemin içinde öğrendim. Çünkü yan çadırlarda da hep akıllarındaki rakamı karşı tarafa kabul ettirme üzerine giden bir teknik var. Ve şöyle düşünün, bütün çadırlarda benzer hayvanlar var. Hepsi aynı aslında. Yani çok böyle aralarında büyük farkların olmadığı bir yer. Ama hepsi, o satış yapan insanların hepsi akıllarındaki rakama karşı tarafı ikna edebilecek farklı cümleler ve farklı teknikler kullanıyorlar. O gözlemleme, o dönemdeki gözlemleme bana şu an iş hayatında en çok kullanmam gerektiği için de müzakere tekniği özelliğini getirdi. Köyde büyüdüm. O birleştirilmiş sınıftan başlayan hikayede. Köyde büyüdüğümde de bu kadar güzel böyle bir yeşil bir şeyi dikip onu beklerken aslında bir sürü sürprizle karşılaşmayı öğrendim. Çünkü özellikle toprakla iş yapıyorsanız her an sel basabilir, her an dolu yağabilir ya da güneş çok açabilir, çok ısıtabilir. Bir sürü denklemin içinde o sürprizlerde var olmak ve tekrardan gelecek olana tekrardan kendinizi planlamanız gerekiyor. Onu çok iyi öğrendim o dönemde. Ben babaannemle büyüdüm. Babaannemle büyümek de hep bir hikaye dinleyerek büyüdüm. Yani kendi akrabalarınızla, babaannenizle, anneannenizle büyüdüyseniz eğer hep anlatacak bir hikayeleri var. Ve o hikayelerin içinde de bir sürü kahraman var. O kahramanlara öyle baktığınızda bugüne geldiğimde o günden o hikayeleştirmeyi, anlatmayı, dinlemeyi, dinlediğimden kendimi hayal etmeyi öğrendim diyebilirim. Depremzedeyim. Kars'tan biz bir Sakarya'ya taşındık. Sonra tekrar döndük. O depremzede döneminde hani çok da böyle can sıkıcı bir hikaye anlatmayacağım ama her şey çok kötüydü. O kötü olan şeyde bir sabah kalkıyorsunuz, arkadaşlarınız, okulunuz, herhangi bir şey, ev, bir sürü şey zarar görmüş ve farklı bir yere gitmiş. Oradan sonra hayata devam edebilmek için gerçekten optimist olmanız gerekiyor. Yani o kadar negatif bir şey var ki yaşadığınız. Yani oradan böyle geriye dönüp optimist olmaktan başka şansınız yok. Oradaki çoğu insan da hayatına böyle devam etti. Ben de o günden kendime aldığım en önemli şeydir optimist. Çünkü şartlar çok değişiyor. Çok olumlu ya da olumsuz bir sürü şey başımıza geliyor. Orada dönüp kendi iç bütünlüğümüze dönüp onu tekrar devam ettirebilmemiz kritik. Ben Kafkas oynuyorum. Hala da eğitmenlik de yapabiliyorum. Kafkas da bana bir sahnede nasıl var olmayı, bu sahne sadece burayı kastetmiyorum. Bir sunum yaparken de, öğrenciyken arkadaşlarınızın arasında da, evdeyken eşinize karşı, kız arkadaşınıza karşı hep bir sahnedeyiz aslında hepimiz. O sahnede olmayı ve sahnede aslında elini, kolunu, ayağını, sesini nasıl kullanacağını öğretti. Erken yaşta başladığım için. Yurtta kaldım uzun bir süre. Yurtta kalmak da, yurtta kalanlar bilir, o ilk gece en zor gecedir. Yani Allah'ım yani...
Yani annen, baban, evde kavga ettiğin kardeşin, herkesin böyle film şeridi gibi önünden geçtiği bir gecedir ilk gece. Ama ondan sonra hep şunu fark edersin, kendine yetebilmeyi. Çünkü seni önemseyecek ya da sana bakım verecek hiç kimse yok etrafında. Yani tek başına o hayatı sürmeyi zaten öğreniyorsun ama ben onun tanımını kendine yetebilmeyi diyorum. Kendine yetebilmek de sonraki iş hayatı için çok önünüzü açan bir şey. Çünkü iş hayatında her gün gelip böyle sizi şakşaklamıyorlar. Ne kadar da güzel işler yaptın, harikasın diyen kimse yok aslında. Orada daha fazla sizin kendi içten yanmalı yola devam etmeniz gerekiyor. Kulüpçülük, ben az önce ilk slide'da bahsettim. Ben kulüpte çok aktif çalıştım. Hatta okula değil kulübe gidiyordum diyorum ben. Çok derslere giren, çok başarılı bir öğrenci değildim ama kulüpte çok başarılı olmak benim için önemliydi o zaman. Kulüpte çalışırken de şu an buradaki arkadaşlarım veya da kulübümüzün başkanı galiba sizsiniz. Çok şeyi iyi biliyorsunuzdur. Çok gönüllü bir iş bu. Yani kimsenin para kazanmadığı ve o gönüllü para kazanılmayan bir ortamda da bu projeleri yaptırabilmek için çok iyi bir takım kurmanız gerekiyor. Çünkü o takım ne kadar gönüllü, ne kadar istekli, ne kadar o rollere uygunsa o zaman çok daha başarılı işler çıkarabiliyorsunuz. Şu an ben kendi takımımı kurarken de farklı şirketlerde, farklı rollerde buradaki öğrendiğim, o kulüpçülük yıllarında öğrendiğim öğretileri çok kullanıyorum. Evet, biz şu an bir para kazanıyoruz, bir marka için çalışıyoruz ama burada o içten gelen istek işin gidişatı içinde çok önemli. Şehir değişiklikleri, çok fazla şehir değiştirdim. Bu şehir değişiklikleri bana hızlı adapte olmamı sağladı. Çünkü her şehrin farklı dinamiği vardı. Bu trafikten tutun da benzer hepsini. Özellikle İzmir'e geldiğimde de İzmir insanının rahatlığıyla baş etmem gerekti uzun bir süre. Ama günün sonunda buraya da adapte oldum diyebilirim. Para kazanma gerekli diyeyim. Hep para kazanmam gerekti ve bu para kazanma gerektiğinde de hep farklı şeyleri beraber aynı anda yapmam gerekti. Aynı anda yapınca da zaman yönetimi yapmam gerekti. Çünkü hem gezmek istiyordum, hem okula gitmek istiyordum, hem kulüp, hem para kazanmam gerekiyor. Hem de yurt dışında ne oluyor? Bir sürü şeyi aynı anda yapmaya çalıştığım bir dönem ve muhtemelen içinizde de bunları yapan arkadaşlarım vardır. O zaman da ben zaman yönetimini öğrendim. Şu an iş hayatında da planlama ve zaman yönetimi en önemli becerilerden biri. Çünkü çok kısıtlı bir zaman var ve sizin farklı farklı kimlikleriniz var. O farklı kimliklere de vakit ayırabilmek için zamanı çok doğru yönetmeniz gerekiyor. Bir çocuğum var benim, 2,5 yaşında ve işte 2,5 sene önce böyle kucağıma verdiklerinde ilk önce çok panik oluyorsun. Ya bu nasıl büyüyecek diye bakıyorsun. Sonra şimdi bu hale geldi kendisi. Yürüyen, koşan, konuşan bir arkadaşımıza dönüştü. Ama hakikaten tam iş hayatında da projeler böyle başlıyor. Çok bir fikir olarak konuşuyorsunuz. Nereye varacağını hayal edemiyorsunuz. Ama ondan sonra o işler, o fikirler siz emek verdikçe çok böyle küçük bir işin büyümesi görmemi sağlıyor. Yani o kadar yani birebir örnek ki gerçekten bir fikir konuşuyoruz. O fikir sonra şirketin cirosunda çok önemli bir şeye dönüşebiliyor. Aynı bir çocuğu yetiştirir gibi. Onun için bu tarafta hep bunlara böyle kendimden yola çıkarak sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi çocuğumdan yola çıkarak da nesil farkları da biraz sizlerle paylaşayım. Hızlanmam gerekiyor galiba. 10 dakikam kaldı galiba diyerek. 7 dakikam kalmış. Daha da hızlanıyorum. Şimdi burada sessiz kuşakla başlayayım. Sessiz kuşak benim babaannem. Babaannemle bizim ilişkimizi az önce anlattım. O bir savaş kuşağı ve savaş kuşağında aslında gerçekten uyumlu bir hava var. Çünkü o savaşta hep kendini koruma güdüsüyle hayatta kalmış ve uyumlu olduğu o dönemi size sürekli yansıtıyor. Evin içinde o babaannenin verdiği huzur dediğimiz şey var ya, aslında kendi kuşağından getirdiği o uyumluluk hali. Şu an Baby Boomer babam, babamla ilişkimiz aslında bu dönemden geliyor. Çok kuralcı. Sizin şu an belki dedeleriniz benim babamla yaşıt olabilir. Orada da bir savaş bitmiş. Artık herkes, erkekler eve dönmüş. Ve bir bebek patlaması dönemi diye geçiyor bu dönem. Ve bu dönemin içinde de gerçekten kurallar var. Ve kuralların içerisinde hayatta kalmak var. Ve o kuralları şu an hala hissediyoruz. X kuşağı. X kuşağı da benim şu an çalıştığım iş hayatında ilk günden beri çalıştığım yöneticilerim. Hepsi X kuşağıydı. Aşırı rekabetçi
Ondan sonra rekabetin içinde para kazanmaları gereken, çünkü ilk kuşak, onlardan önceki kuşağın öyle bir mevhumu yok. Bu kuşak para kazanması gerekiyor, başarılı olması gerekiyor, dünyaya bir şekilde ulaşması gereken bir kuşak. Ve bu kuşağın bir de diğer adı, özellikle Evrim Kur'an'ın yazılarında çok duydum, olaylara karışma kuşağı. Çünkü bu kuşak bir sürü darbe, Türkiye'de bir sürü olay görmüş ve onlara sürekli de aman olaylara karışma, senin başına kalır dedikleri kuşak, X kuşağı. Y kuşağı benim olduğum kuşak. Y kuşağında da yaratıcılık çok önemli ve bu yaratıcılıkla beraber de aslında community, birlikte olmak, beraber yapmak benim kuşağım için de çok önemli. Ve biz burada aslında ben kendimde de hissettiğim, çevremdeki insanlarda da hissettiğim, uyduruk ağlar yerine duygusal bağlar kurmaya çalışan bir kuşak bu kuşakta. Bu gerçekten çünkü bizden önceki kuşağın o para kazanma hırsı ilişki kurmayı çok daha zorlaştırmış. Ama bu tarafa gelince belki de o X kuşağının kazandığı parayı harcayabilme özgürlüğünden bu taraf biraz daha, benim de olduğum kuşak biraz daha bağlara önem veren bir kuşak. Benden sonra gelen de Z kuşağı, yani muhtemelen sizler ve bizim şu an çalıştığımız müşterilerin çoğu ve 27 milyona yakın insan var şu an Türkiye'de Z kuşağında. Burada da derin bir duygusallık var. Bu derin duygusallık aslında bir anlam arayışı. Bunlar da diyor ki bize, bir marka yöneten yöneticilere, benim için ne yapıyorsun diyor, toplum için ne yapıyorsun diyor, hayvanlar için ne yapıyorsun diyor, dünya için ne yapıyorsun diyor ve buradaki o içini çok sorguluyor. Yani ne için yapıyoruz biz? Ne için ben senden bir şey satın alacağım? O satın alma kararını verirken de, seçme kararını verirken de hep bu derin duygusal bağları önemsiyor diyebiliriz. Oğlum da benim alfa kuşağı. Oğlumda ise şu an dijital bir kalabalıklık var. Yani 2,5 yaşında çok kolay iPad ve telefon kullanabiliyor. Şu an fotoğraftan direkt şeyleri ayırt edebiliyor. Sanatçıları ayırt edebiliyor şu an. Ve onları kendi Spotify'dan seçebiliyor. Bu dijital kalabalıklığın özü aslında onlar zaten dünyaya erişilebilir bir şekilde doğmuş bir kuşak. Z kuşağı erişmeyi bilerek geldi. Bunlar zaten onu kabul ederek doğdu ve şu an her bilgiye anında erişebilen bir kuşak. Ama kendi içinde de bir taraftan yalnız bir kuşak. Kuşaklar 100 yılda bir döngüsel olarak devam eden bir durumda. Onun için alfa kuşağı biraz daha sessiz kuşağa yakın bir kuşak davranış biçimi olarak. Ve kuşaklara baktığımda aslında değerlendirdiğimde biz pazarlamacılar olarak da müşteriler ve çalışanlar ekseninde değerlendiriyoruz. Müşterilerde çok farklı segmente giden bir markanız varsa o markanın kampanyalarında aslında hangi segmentin hangi metaforuna, hangi içgörüsüne gideceğini doğru tespit etmeniz gerekiyor. Ve çalışanlar da aslında şu an ben işte ofiste X kuşağıyla, benden bir üst kuşakla, hatta yeri geldiğinde baby boomerlarla beraber çalışıyorum ve ekipte de Z kuşağıyla çalışıyoruz ve şu an 97'ler artık ofise gelmeye başladı. Böyle bir denklemde de onların arasındaki sinerjiyi doğru oturtmak biraz şu an bizim Y kuşağına kalmış durumda. Çünkü iki tarafın birbirini anlamadığı çok fazla konu oluyor. Çünkü biri para kazanmak istiyor, biri de sürekli ne için yapıyoruz diyor. İkisinin de altını çok iyi doldurup anlatmak da biraz daha bizim kuşağın görevi gibi düşünüyorum ben. 3 tane yetkinlik var. Ben ilk üniversiteden mezun olduğumda bütün öğretmenlerim, işte o zamanki mentorlarım, girdiğim yerdeki yöneticilerim finansal yetkinlik ve entelektüel yetkinlik üzerine konuşuyordu. Yani bütün sizin gibi katıldığım bütün konferanslarda 2 tane yetkinlik konuşuluyordu ve diyordu ki para kazanman gerekiyor. Bunu da gerçekten çok iyi bir data ile kazanman gerekiyor. Yani çok iyi bir bilgiyle kazanman gerekiyor. Ama şu an geldiğimiz noktada psikolojik yetkinlik çok önemli bir konu. Benim de 3 dakikam kalmış. Psikolojik yetkinlik bizlerin de sizlerin de yeni dünyada en önemli odaklanması gereken konu. Biz dinlediğimiz konuşmacı Toygun Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla teknolojiden bahsetti. Ama hala özünün ben insanda olduğunu düşünüyorum bu teknolojilerin. Onun için de bizlerin bu psikolojik yetkinliği iyi sahiplenmesi, iyi anlaması ve o yetkinliği kazanması kritik. 4 tane başlık var burada. Umut, gelecek için umut etmemiz gerekiyor ve orası için iyimserlikle bugünü
yarını hazırlamamız gerekiyor. Öz saygı, ne olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Neyi yaptığımızı, o özgüvenin verdiği havayı değil de neyi yapamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bizim çerçevelerimiz ne? O çerçevelerin içerisinde biz neyi başarılı yapabiliriz? Öz saygı da onu temsil ediyor. Özellikle son iki senedir konuşulan yılmazlık. Gerçekten yılmadan hayata nasıl devam ettiğimiz de çok kritik. Yılmazlığın bir Japon atasözüyle size ifade edeyim istiyorum. Benim hayatımda çok önemsediğim 7 kere düş, 8 kere kalk. Gerçekten hayat böyle bir şey. Sizler de böyle yaşayacaksınız. Çok fazla düşeceksiniz. Ama her zaman kalkın. Kalkabilecek güç de kendi içinizde. Bugünden iki tane şey kalsın isterim aklınızda. Bir tanesi özünüze dönün. Kariyer beklentilerinizde de, kariyerinizi planlarken de kendiniz ve kendi özellikleriniz üzerinden yola çıkın. İkincisi de hata yapmaktan hiç korkmayın. Emin olun o hataları siz yine düzeltebilirsiniz ve 8. kez tekrar ayağa kalkabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifliydi. Herkese çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu umut verici ve pozitif sunumları için Semih Bey'e şükranlarımı iletiyorum. Ve oturumumuzun ikinci konuşmacısı, Suven Group Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Can Dile'yi sunumlarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ben bir X kuşağı olarak geldim buraya. 79 doğumluyum, 42 yaşındayım. Açılış konuşmaları zordur. Bu arada çok güzel bir sunumdu. Niye ben öyle düşünmedim diye de şey yaptım. Biraz kendimden bahsedeceğim. Bugünkü aslında şeyi, sunumu ben de ikiye böldüm. Biraz kendi kariyerimden bahsedeyim. Biraz da Suven'de neler yapıyorum diye. 24 yıldır iş hayatının içindeyim. Uzmanlığım ister istemez şöyle şekillendi. Tüketiciye dönük, yani B2C deniyor. Hedef kitlesi kadın olan ve farklı sektörlerdeki erişilebilir fiyatlı markalarda çalıştım. İç giyim bunlardan bir tanesi, renkli kozmetik, elektrikli ev aletleri. Bir dönem ben de telekomünikasyon çalıştım. Dolayısıyla buralarda ister istemez bir şey, bilgi birikimim oldu. 5 kilo doğdum. Ben de biraz hani kendi kişisel hikayemden vereceğim. Üniversiteye kadar hiperaktivite problemim vardı. Dolayısıyla ben çok kötü okudum. Hiç kulüpçü değildim. Hiç derslere girmedim. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'ne güç bela gittim. Güç bela kazandım. Ondan sonra askerliği ertelemek için Yeditepe'de yüksek lisansa başladım. Erteledim. Sonra 30 yaşında burada Topçu Tugayı'nda askere gittim. Geç gittiğimi şöyle anladım. Böyle oturuyor askerler, gidiyorum ayağa falan kalkıyorlar. Abi sen hoş geldin falan diyorlar. Kısa dönem askerlik yaptım. Sonra anlatacağım onu. Bir ara çok sıkıldım. Çünkü kendimi çok başarılı, çok işte dünyanın tepesinde görüyordum. Çok sıkıldım. Türkiye bana dar geldi. Yurt dışına gittim. Kanada'da hizmet pazarlaması üzerine yüksek lisans yaptım. İki tane kızım var. Bir tanesi büyük, sizlerin yaşındadır. 22 yaşında, ODTÜ'de okuyor şu an. Bir tanesi de küçük, 6 yaşında. Kız babası olduğumu özellikle belirtiyorum. Çünkü kız bence insana çok şey öğretiyor. En azından bana çok şey öğretti. Acayip sosyal, acayip sınıyor sizi. Her şeyin nedenini anlatmak zorundasınız. Zaten kariyer hayatım benim hep kadınlarla iç içe geçti. O yüzden bunu ben öğrenmiş oldum. Yani en ufak ekibim 50 kişilikti. Herhalde 48'i kadındı. Ve hep böyle iddialı kadınlar, başarılı kadınlar. Ve hep derdinizi anlatmanız lazım. Hani bir şeyi gerekçelendirmeniz lazım. Öyle ben dedim oldu, olmadı. Şimdi bu kuşakla ilgili yolda Elif'le geldik, onu anlatıyordum. Aslında bundan aşağı yukarı 2500 yıl önce aynı sorun varmış. Havalı duruyor diye böyle Sokrates falan yazmak istedim ama günün sonunda Sokrates o dönem demiş ki, yani gençler bize kötü davranıyor, bizi hiç anlamıyorlar, biz daha iyi biliyoruz. Onlar bize evde kötü davranıyor.
Bu sorun eminim işte babamın zamanında da vardı. Benim zamanımda da olacak. Sizlerin zamanında da olacak. Dolayısıyla bu sorun değişen bir sorun değil. Sadece biz kendimiz sorunun farklı yerlerinde yer alıyoruz. Tabii bu arada bunu bir sorun olarak görmek de zorunda değiliz. Yani bu hayatın gerçeği. Her çatışmada olduğu gibi, yani konu Generation Gap ama Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman kuşak çatışması diye geçiyor. Her sorunun, her çatışmanın temelinde iki tane şey var. Bir, karşı tarafı iyi anlayabiliyor musun? İkincisi, ona yönelik bir etkileşimde, bir iletişimde bulunabiliyor muyuz? Şimdi kariyer yolculuğundan bahsedeceğiz. Ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Kuşak ne olursa olsun, bence hepimizin beklediği bir takım temel değerler var. Bunları şöyle özetlemek istiyorum. Bir kere büyük bir amacın parçası olmak istiyoruz. Mesela ben külot ve sütyen satan bir şirkette satış ve pazarlamacı değil, başka büyük bir büyük bir amacın parçası olmak istiyorum. Bu amacı nasıl tasvir ederiz bilmiyorum. Hep aklıma şey geliyor. JFK NASA'yı geziyormuş da bir tane hademe varmış. Ne yapıyorsun sen burada demiş. O da demiş ki uzaya adam gönderiyorum. İşte bu hikaye anlatılır, inanılmaz ya, görüyor musun falan. Aslında bu gerçektir. Hayatımızın bir anlamı olması gerekiyor. Değil mi? Özeliz. Hepimiz bu dünyaya kolay gelmedik. Bir takım yeteneklerimiz var. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi, bulunduğumuz ortamda etki yaratmak istiyoruz ki bu dönem bunu gösterebileceğimiz en güzel dönemlerden biri. Çünkü sosyal medya zannediyorum buna çok imkan veriyor. Hani çektiğimiz her fotoğraf, işte paylaştığımız her yemek ya da arkadaşlar, ister Instagram'da çekin, hani benim kuşağın şeyi, ya da annemin kuşağı Facebook, ya da Discord'da bakın, yani fark etmez. Günün sonunda bir etki yaratmak gibi bir derdimiz var. Bu da bence çok önemli. Üçüncüsü konfor unsurları. Bence kuşaklar en çok çatışıyor. Mesela zor bir kuşaktan geldiyseniz, yokluktan geldiyseniz, ne bileyim elinizde bir kahveyle gezmek ya da ofisinizde bir kafenin olması ya da home office çalışabilme özgürlüğü. İşte bugün de parkta, bunlar sanki çok büyük lükslermiş gibi geliyor ama bunlar lüks değil. Aslında bize insan olduğumuzu hatırlatan şeyler. İşte bir takım sosyal faaliyetlerde bulunmak. Bunların hepsi böyle bence küçük konfor unsurları ve insanların mutluluğunu ve mutsuzluğunu çok etkiliyor. Derler ya küçük sinek mide bulandırır, o küçük sinek hakikaten bulandırıyor. Şimdi dolayısıyla bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü de bunu hemen istiyoruz. Çünkü bu dünyadaki zamanımız kısıtlı. Aşağı yukarı ortalama 80 yıl yaşasak, işte ben 42'yim, yarısını bitirmişim, yani çok kötü. Bunu internette gördüm, çok beğenirim ben bunu. Her şeye de uyduğunu düşünüyorum. Hayatta üç tane şey var. Kaliteli, yani buradaki good orada. İkincisi hızlı, üçüncüsü ucuz, kolay, nasıl derseniz. Ama iki tanesini seçme şansınız var. Yani bir şey hem kaliteli hem ucuzsa hızlı olma şansı yok. Yani iyi bir yerde çalışacağım ve oraya çok kolay çıkacağım, evet, ama bunun o zaman hızlı olma şansı yok. Ya da bir şey hem hızlı hem kaliteliyse ucuz olma şansı yok. Ya da bir şey ucuz ve hızlıysa iyi olma şansı yok. Ben buna çok inanıyorum. Dolayısıyla kendi kariyerimde en azından ben bunu yaşadım. Hiçbir zaman bir aile şirketinde çalışmadım. O yüzden hep böyle bir yerlere gelmek için bir çaba sarf ettim. Şimdi bu kararı bence çok erken vermiş olmayı isterdim ben kendi adıma. Bunu ben yolda verdim. Biraz anlatmak istiyorum size. Yatay kariyer ve dikey kariyer şöyle. Dikey kariyer herhangi bir dalda çok net dikey bir uzmanlığınızın olması. Mesela bir doktorsanız, işte çocuk mikrocerrahisi konusunda Türkiye'deki en iyi doktor olursanız ne hastaneyle uğraşırsınız, ne işte bilmem neyle. Çünkü o böyle dikey bir uzmanlık. Ya da yazılımcısınız, Türkiye'de işte ya da Avrupa'da sosyal medya, işte Instagram özelinde, özellikle kadın markalarında işte algoritma bilmem nesi. Çok dikey bir kariyerdir. Ünvan vermez ama çok ciddi bir özgürlük verir. İşte bugün çok imrenerek baktığım bazı kişiler var, böyle evden çalışıyorlar, yazılım yapıyor. Kuzenimin kocası var mesela, aplikasyon yazıyor yani. Bodrum'da yaşıyorlar. Benden eminim çok iyi kazanıyordur, çok da rahat bir hayatı var. Ama çok dikey bir işi var. Yani ben istesem hayatta yapamam. Yatay benim gittiğim yön. Demin Semih Bey'in bahsettiği psikolojik yeterlik o.
birçok konudan azar azar biliyorsunuz. Ama en önemli bilmeniz gereken şey yönetsel yetkinlik diye İK'cıların söylediği. Yani krizleri çözebilmek, terapiye ihtiyacı olan insanlarla birlikte çalışabilmek, kriz durumlarında doğru olgun durabilmek, panik olmamak. Şimdi bunlar yönetsel yetkinlikler. Yani bir genel müdürün en iyi yetkinliği çok iyi finans bilmesi değil. Ama iyi bir finans direktörünü yönetebilmesi gerekir. Dolayısıyla yönetsel yetkinlik iyi takım kurmayı gerektirir. Siz o takımı kurmasanız, onu devralsanız bile belli bir şekilde orkestra etmeniz gerekebilir vesaire. Geçenlerde dedim 3 hafta önce bir etkinliğe gittim. Böyle işte holdinglerin CEO'ları oturuyor. Sabancı Holding'in CEO'su dedi ki, ben rolümü şöyle tarif ediyorum: Chief Ecosystem Orchestrator. Çünkü dedi, bir iş yapacaksam ya birilerini ikna ediyorum ya birileriyle beraber yapıyorum. Dolayısıyla tek görevim var, insanları ahenkli ve bir arada çalıştırmak. Doğru soruları soruyor. Doğru tonda soruyor. Doğru kelimeleri kullanarak soruyor. Dolayısıyla bütün bunlar ona aslında bir liderlik vasfı veriyor. Şimdi benim noktalarımı geriye doğru birleştirdiğimde bu krizden biraz bahsedeyim. Ben 98 yılında iş hayatına başladım. Bir reklam ajansında çalışıyordum. 2005 yılına geldiğimde, yani sanıyorum 26 yaşındaydım, bir ajansın ajans başkanı olmuştum. 35 kişi vardı. Ama dikkat ederseniz ondan sonra böyle çıldırmalarım başlamış. Hemen 2007 yılında, 2 yıl sonra marka tarafına geçmişim. Demek ki ajans başkanı olduk yani 26 yaşında falan diye havaya girmişim büyük ihtimalle. Sonra o da yetmemiş, 2009 yaşında Türkiye bana dar geldi, bir yurt dışına gideyim demişim. İmkanım varmış. Sonra hayatımda şuna karar verdim. Mesela ben iletişim yaptım çok uzun yıllar. Şu beni hiç mutlu etmedi. Ortada bir iş var. Ben işin destek birimiyim. Mesela ben niye destek birimiyim ki? Ben o işi yöneten olmalıyım diye. Sonra 2012 yılında pazarlamaya geçtim. Yani ürün yönetimi yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Galatasaray'dan iki tane ürün müdürüm vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Analitik yetenekleri çok iyiydi. Beni nasıl dövdüler, nasıl dövdüler, hayatımın herhalde en zor 2 yılıydı. Çok zorlandım. İyi ki de zorlanmışım. Çünkü onu yapmasaydım ondan sonra perakendeye başlayamazdım. Perakende de bana şu şansı verdi. Çok tüketiciye yakın bir iş. Yaptığınız her işin sonucunu hemen anında alabiliyorsunuz. İyi ya da kötü. Hata yapmakla ilgili şeye katılıyorum. Eski patronlarımdan biri derdi ki, sen doğru yapmaya o kadar odaklısın ki öğrenemiyorsun. Çünkü insanlar hatalarından öğrenir. Mesela bunu aşmam kendimde çok uzun yıllar sürdü. Hep doğruyu yapmak zorundaydım. Hani hatayı nasıl yaparım ben vesaire diye. Şimdi ondan sonra da pazarlama yetmemeye başladı. Çünkü perakendede çalışıyordum. Artık satışa kaymaya başladım. Şimdi de artık satış ve pazarlama beraber yapıyorum ama gitmek istediğim yön satış. Hala hani yapabilecek bir şeyim olduğunu düşünüyor muyum? Evet, düşünüyorum. Çünkü artık iyice pişmeye başlıyorsunuz. İnsanın hayatında 4 tane evre varmış. Bunlardan bir tanesi işte erken kadınlık, erken erkeklik ya da öyle diyebilirsiniz. Ondan sonra ya da pardon, kadınlık öncesi, erkeklik öncesi, erken kadınlık, erken erkeklik, uzman erkeklik ya da kadınlık ve kadınlık sonrası ya da erkeklik sonrası. Ben şimdi 3. evredeyim. Hayat zaten 3 tane 30'dan olur derler. Yerinizi bildiğiniz zaman, biraz olgunlaştığınız zaman, piştiğiniz zaman artık hayat sizi o kadar zorlamamaya başlıyor. İş hayatı da, özel hayatınızda. Bu önemli. Şimdi buraya kadar anlatacaklarımdaki tek temel mesajım şu. Bugün, şu an eğer kariyerimi yatay mı yapayım, dikey mi yapayım? Ben insanlarla uğraşabilecek gücü, kuvveti kendimde görüyor muyum? Yoksa hayır abi, ben özgür olmaya meraklıyım. Kimse bana karışmasın, kimseye hesap vermeyeyim. Bunlardan hangisi size daha yakınsa ona göre bugün adım atarsanız 5 yıl sonra daha rahat edersiniz. Ha 5 yıl sonra bu dönülmez mi? Dönülür. Sadece arada bir 5 yıllık tecrübe kazandım diye işte çıkıp anlatırsınız buralarda. Şimdi biraz da Sven'den bahsedeyim. Çünkü buradaki aslında bir örnek olay gibi düşünün bunu. Sven 2003 yılında kurulmuş bir marka. Geçmişi bir üreticiye dayanıyor. Ama üretici aile ile kurucu aile arasında artık pek bir bağ kalmamış. Üreticiyi ayırmışlar. Üretici aklınıza gelen birçok markaya iç çamaşırı üretiyor. H&M,
işte Zara, Victoria's Secret vesaire. 2003'ten yaptığı yolculuğa bakarsanız aslında 2007'de sadece ilk bir tane mağazası varmış. 2019'a geldiğinde 50 tane mağazası varmış. Yani küçük bir şey, perakendeci. Sonra bir yatırım alıyor ve aldığı yatırımdan sonra büyümeye başlıyor. Şu an hali hazırda Türkiye'nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası. Biraz doygun olmamasının avantajı var. Pazarın lideri benim eski çalıştığım şirket Penti. Süven de şimdi çok hızlı büyüyor. Şu gördüğünüz Süven, 2021 sonunda 138 mağazası var. %194 büyüyor 2017-2021 yılları arasında. Şu an 142 mağazası var. Pazar büyümesine bakarsanız da geçen yıl 2 kat büyüyor. Onun gibi büyüyen bir ikinci marka yok. Konumlaması bence en önemli şey şu. Pazarlamada, hayatta, yaptığınız her şeyde konumladığınız yer önemli. Kalabalık bir yerdesiniz, rekabet daha zordur. Açık bir yerdeseniz rekabet daha kolaydır. Hani anlatıyorlar ya mavi okyanus stratejisi. İşte mavi okyanus stratejisi bu aslında bu. Şimdi bunun bu tarafını fast fashion diye alın. Hızlı moda. Hızlı moda dediğiniz şey dürtüsel satışa dayanır. Yani impulse purchase. Kırmızı ceketiniz çok güzel. Ben çok beğenirim. Almak isterim. Pahalıdır ama çok güzel, bana çok yakışacağı için dürtüsel bir satıştır. Ve o parayı veririm. Taksitle veririm, kredi kartıyla veririm vesaire. Öbür taraf yani teknik konu, fonksiyonel uzmanlık, işin ehli olmak. Mesela Dyson böyle bir markadır. Orada da planlı alışveriş önemlidir. Çünkü bir ürünü almışsınızdır, çok memnunsunuzdur. Performans alıyorsanız o ürünü bir daha alırsınız. İkisi çok farklı dünya. Dikkat ederseniz burası çok kalabalık. Bu taraf çok boş. Bir de ortadan ikiye böldük. Yüksek fiyatlılar, erişilebilir fiyatlılar diye. Bence bir pazarlamacının hayalidir. Bomboş bir alandayım. Oh, Marks & Spencer benim 3,5 katım pahalı. Triumph 8 katım pahalı. Benim teknik uzmanlığım diğer markalarda yok. Allah bereket versin. Ama bunun bir riski vardır. Planlı alışveriş sıkıcıdır. Bitmeden gitmezsiniz. Impulse purchase yani dürtüsel alışveriş keyiflidir, eğlencelidir, şartları zordur. Ama merak edilen mağaza orasıdır. Ve bir de daha genç kuşağa dönmek istiyorsanız biraz daha öbür tarafa göz kırpmanız gerekir. Dolayısıyla Suven'in şey konusunda, kalite konusundaki zaten başarısını tüketiciler bize tasdikledi. Sorduk kadınlara. Güvenirlik oranı %98. Dedik ki tavsiye eder misin? 10 kadından 9,5 dedi ki evet ederim. Ne yönüyle edersin? Kaliteli, güveniyorum, şık, işte rahat, rahat hissediyorum. Biz biraz süt yeni ayakkabıya benzetiriz erkekler daha iyi anlasın diye. Ayakkabınız yarım beden dar olursa burada böyle yaparsınız ya da bol olursa yara yapar. Süt yeni de vücudunuzda hayal edin beyler. Dar ya da şey olması, rahat olması hakikaten çok kötüdür. Kambur durabilir kadınlar. İşte göğüslerini kapatmak isteyebilir, büyük göğüsler olsa özel bir üründür. Bir de yıllara göre değişir, işte kiloya göre değişir, değişir. Şimdi dolayısıyla kaliteyle ilgili sorunum yok. Boşluktayım ama öbür tarafa göz kırpmam lazım. Çünkü benim temel bir vaadim var. Diyorum ki ben bütün güzellik endüstrisinin yaptığının dışında bir şey yapmalıyım. Ben daha önce makyajda da çalıştığım için güzellik endüstrisi şöyle çalışır. Buraya bir tane muhteşem kadın koyarsanız kusursuzdur o yani. Her şeyiyle kusursuzdur. Yani terlese bile kusursuzdur. Yani öyle bir kadındır. Burada da sen varsındır gariban. Buraya çıkmak için bu ürünü al derler sana. Ya bunun kuralı budur. Yani böyle harika bakışların olsun istiyor musun? Tamam işte bilmem ne maskarayı alman lazım. Şimdi bu öyküyü tabii ki de yeni kuşak artık böyle duymak istemiyor. Daha gerçek duymak istiyor. Biz de Süven'de biraz bunu yapmaya çalıştık. Ve farklı tipteki kadınlar için ilk bir geçen yıl reklam yaptık. Reklamımızda oynayan geçen senekinde şu gördüğünüz oyuncu arkadaşımızdı. Daha tombuldu. Şimdi biraz daha yani bu reklamda vermiş. Tombul bir kadınla bir iç giyim reklamına çıkan herhalde ilk markayızdır. Yani en azından Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında televizyon reklamı olarak söyleyebilirim. Acayip karşılık buldu. Çünkü daha sahici buldular. Bu arada sadece onu göstermedik elbette. Çünkü temel şeyimiz şuydu. Biz kadının bir klişe, bir kalıba sığabileceğinin tersini söyledik.
Bunu söylememiz de gerekiyordu. Bize bu da yakışırdı. Çünkü Suven'in vizyonu şu: Türkiye'den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir dünya markası çıkarmak. İşte en başa bağlayayım. Yani büyük bir amacın parçası olmak istiyoruz. Türkiye'den özgün, Türk kadınının özgüvenli Türk kadını temsil eden bir dünya markası çıkarmak. Şimdi herkes bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyor şirkette. Şimdi bu seneki reklamımız, oynatabilirim inşallah. İçimde bir şampiyon var. İçimde un kaplangıcı var. İçimde rahatına düşkün biri var. İçimde göz alıcı biri var. İçimizde Süven var. Süven bizi rahat, şık ve güçlü hissettirmek için var. Şimdi ben iki tip pazarlamacı gördüm hayatımda. Bir, rakamlara hiç inanmayan, mesela Ali Taran'la çalıştım Türk Telekom'dayken. Böyle araştırmaları yüzüne falan fırlatır seni, yani hiç inanmaz. Serdar Arener öyledir. Bir de çok inananlar vardı, işte PG'de falan çalışanlar. Ben tam arada duruyorum. İşte araştırma sonuçlarını biraz paylaşayım. Benim için önemlidir bunlar. Şimdi biz bu kampanyayı uyguladıktan sonra şunlara baktık. Ortalama olarak Türkiye'deki yaş 34.4. panel. Bizim ses grubumuzu söyleyeyim, yani sosyoekonomik statü A, B1, B2, C1. Mesela C2 ve D bizim hedef kitlemiz değil, çünkü fiyatımız onlara uygun değil. Dolayısıyla bizim bir tanımlı kitlemiz var. En geniş kitle 28.2 milyon kadın. Türkiye'de 15 ila 54 yaş arasındaki kadınlar. Bizim müşterimiz 39,5 yaşında. İşte bu fonksiyonelliğin sonucudur. Yani Suven algısı kaç? 5 dakikam kaldı. Tamam. Fonksiyonelliğin sonucudur. Üçüncüsü de ortalama, yani bu ikisinin ortalaması. Çok beğendim diyen reklamı %52, 18-34'te %60'ı bulduk. Bu bizim için önemliydi. Demek ki şunu anladık ki biz standart kendi müşterimize değil, aslında daha farklı bir müşteriye konuşabilmişiz. Ki bunun sonucunda zaten yeni müşterileri kazandık. İkincisi, beğendim diyenler %40'ı, yine 18-34'te 48.1. Peki bunu nasıl elde ettik derseniz, kadının temsiliyet şekli. Genelde yine böyle bir takım klişeler var. Ben mesela çok uzun yıllardır kadın sektörlerinde çalışıyorum. Penti'deki ilk iş günümü anlatayım. Bunun için bir dakikanızı rica edeceğim. Şimdi ben ilk gün gittim, akşam döndüm eve. Karım dedi ki, nasıl geçti gün? Vallahi şöyle geçti dedim. Likra firması gelmişti. Böyle Rus mankenler var. Üstleri sütyen, altları külotlu çorap. Böyle geziyorlar işte. Siz de uzun bir masadasınız. Böyle alıyorsunuz onların bacaklarına, dokunuyorsunuz, böyle çekiyorsunuz falan. Tuşesine falan bakıyorsunuz. Ben de anlattım bunu. Bana dedi ki, böyle iş mi olur? Hakikaten düşünüyorum, birçok kadın sektöründe çok erkek dominant bir dünyada çalıştım. Bunun bir kere doğru olmadığını düşünüyorum, yani kendim şahsi olarak. Ama en önemli olan şey, bizim gibi yani kolektivist bir kültürde herkesin herkesle ilgili bir fikri var. Yani bu ülkeyi nasıl seveceğini sana söyleyen bir parti var. Nasıl sevmeyeceğini söyleyen var. İşte bir kadın nasıl olunur, bir erkek nasıl olunur? Dolayısıyla birinci yaptığımız şey, tabii ki de bir marka olduğumuzu unutmayarak, kadının temsiliyet şeklinde beklenenin dışında bir şey verdiğimizi düşünüyorum. İkincisi, mesela tekstil sektöründe kullanılmayan bir şey yaptık. Genelde kozmetikte kullanılır. Tavsiye skoru. Beni şu kadar kişi tavsiye ediyor. O da yine gençlere göz kırpmaktı. Yani diyoruz ki, yani vallahi ben söylemiyorum, onlar söylüyor, tavsiye ediyor. Bunun gençlerde daha çok ses getirdiğini gördük. Evet. Gençlerde daha çok ses getirdiğini gördük. Ve onun neticesinde de aslında istediğimiz mesajları karşıya transfer edebildik. Bir videom daha var. Yani sadece bir reklam yaptık ve bu böyle oldu değil. Aslında birçok entegre çalışmanın sonucu. Bir tanesi de herhalde Suven tarihinde ilk defadır. Yine böyle bir daha gençlere hitap eden bir influencer etkinliği yaptık. Genelde makyajda çok yapılır. Bir de onu göstereyim size.
Bunu da şu yüzden gösteriyorum. Reklam erişimi kadar 153 milyonluk bir influencer erişimi elde ettik. İkinci mesajım da şu best practice ile ilgili. Şimdi şöyle bir pelesenk var. Herkes sahici görmek istiyor falan. Ben de onu söyledim. Evet ama %100 böyle değil. Bir şeyi satacaksanız ya da pazarlayacaksanız imrendirmek zorundasınız. Yani büyük ihtimal o influencer etkinliğindeki o atmosfer bizim müşterilerimiz için belki çok içlerinde bulundukları ya da bulunmak isteyecekleri bir ortamsa eğer ya da o takip ettikleri insanlar gerçekten markanızı öneriyorsa eğer o zaman radarlarına ve dikkatlerine girmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla pazarlama benim anladığım kadarıyla bir uçtan başka bir uca gitmiyor. Yani bir taraf %100 sahicilik ya da tamamen sunilik değil, ikisinin arasında bir dengedir diye düşünüyorum. Sanıyorum bitti. Bir dakikamız kalmış. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu eşsiz bilgileri bizlerle paylaştıkları için her iki konuşmacımıza da şükranlarımı sunuyorum. Değerli konuşmacılarımız Can Bey ve Semih Bey'e teşekkür belgelerini vermek istiyoruz. Semih Bey'in toplantısı olduğu için teşekkür belgelerini ben ilettim. Can Bey'e teşekkür belgesini iletmesi için pazarlama, sponsorluk ve reklam koordinatörümüz Ceren Açı'yı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz tekrardan. Dördüncü aramıza başlıyoruz. Coffee break'imizi iptal ettik ama önümüzdeki coffee break'e çıkacağız. Oturumumuzun ismi Martin Ford'un Robotların Yükselişi, Yapay Zeka ve İşsiz Bir Gelecek Tehlikesi kitabından yola çıkarak pazarlama alanında başka alanlardaki gibi zekanın farklı boyutlara geçtiğini de göz önünde bulundurarak belirtilmiştir. Pazarlama ilkelerini düşündüğümüz zaman yasallık, teknolojik dönüşüm, perakende sektöründe yapay zekanın rolü, yaygın kullanılan pazarlama kanalları ve entegrasyonu, metaverse evreni gibi farklı konularla karşılaşabiliyoruz. Bu oturumumuzda iki akademisyen ve değerli hocamızla, aynı zamanda danışmanlık yapan hocalarımızla birlikte olacağız. İlk konuşmacımız VQ Danışmanlık Şirketi kurucu ortağı Doçent Doktor Dicle Yurdakulu sahneye davet etmek istiyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için her zamanki gibi çok güzel. Çok kısaca kendimden bahsederek başlayacağım. Ben Doçent Doktor Dicle Yurdakul, İstanbul'da Altınbaş Üniversitesi'nde pazarlama alanında akademisyen olarak görev yapıyorum. Bu şapkalarımdan bir tanesi, yine çok önem verdiğim bir şapka zaten sunumun başında da anlatıldığı gibi bir danışmanlık şirketinin kurucu ve yönetici ortağıyım. Burada da ağırlıklı olarak pazarlama, sürdürülebilirlik ve son yıllarda çok yoğun bir şekilde teknolojiyle alakalı danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Araştırma ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Son şapkada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda danışman olarak görev alıyorum. Zaman zaman uluslararası projelerin yöneticiliği görevini de üstleniyorum. Bugün burada olmak şu açıdan benim için önemli. Evet geldik. Ben uzun süre bu binada çalıştım. Yani bu binanın eski versiyonunda çalıştım, yıkılmadan önceki versiyonunda. Hocam merhabalar. Ne kadar güzel tanıdık yüzler görmek, harika. O zamanlar Maersk Line'dı. Kariyerin akademik tarafına geçmeden önce özel sektörde bir süre çalıştım. Vestel'de çalıştım, Maersk'te çalıştım. Daha sonra İnci'de, Hayes-Lemers İnci'de çalıştım. Sonra akademik tarafa döndüm. Sonra da Koç Üniversitesi'nde postdoc çalışmaları yapmak üzere İstanbul'a gittim. İstanbul'da başka yollar, başka kapılar da açıldı. Şu an yarı akademik, yarı sektörel devam ediyorum. Bu arada mezuniyetim 9 Eylül, lisans ve yüksek lisans. O yüzden burada olmak ayrıca tekrar mutluluk verici.
Yine Mustafa Hocam buradalar. Kendisi benim yüksek lisans cübbemi de giydirmiş. Çok çok sevdiğim, saygı duyduğum bir hocamdır. Burada kendisini görmek de ayrıca bir mutluluk. Tekrar davet için çok çok teşekkürler. Şimdi biraz aslında hayatın, yaptığımız işlerin bizi çektiği, kuvvetle çektiği ve direnemediğimiz bir yönden bahsedeceğim. Ben normal şartlarda background'unda teknolojiyle alakalı bir uzmanlık olan biri değilim. Ama son yıllarda inanılmaz çaba göstererek, bazen de ağlaya ağlaya, çünkü anlamıyorum. Anlamak için çok çaba sarf ediyorum. Ağırlıklı olarak blok zincir, metaverse gibi, yapay zeka gibi, IoT gibi teknolojik gelişmeleri takip etmeye başladım. Zaten iş bizi buraya çekiyor arkadaşlar. Yani direnmenin de pek bir manası yok. Bir de çok önemli bir tavsiyem daha olacak. Bütün kariyerim boyunca şunu gördüm. Birileri bir yerden kaçıyorsa siz oranın üstüne girin. Mesela istatistik kimse sevmez. Rakamlar biraz benden uzak dursun vesaire deriz. Benim de demişliğim vardır. Çok iyi istatistik bilenler, çok iyi veri bilimi bilenler kariyerinde çok hızlı ilerleyen insanlar oldular. Bunu gördüm. Teknoloji de buna benziyor. Biraz anlaşılması zor, komplike. İnsanlar uzak durmaya çalışıyorlar. Üstüne gittiğiniz zaman orayı öğrenmek için biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Biraz ağlıyorsunuz evet ama karşılığında güzel dönüşler oluyor. Ben teknolojiyi bu anlamda da önemli buluyorum. Kariyerinin başında olan arkadaşlarım olarak mutlaka ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü azade olduğu bir alan yok. Yani ne pazarlamacı, ne insan kaynakları uzmanı, ne veri bilimi zaten bu işin tam kalbinde. Lojistik, finans, hangi sektörde olursanız olun işin en temel noktası artık teknoloji. Uluslararası ilişkiler mi çalışıyorsunuz? Yine teknoloji. Ekonomist mi olacaksınız? Yine teknoloji. Çünkü dinamikleri, küresel dinamikleri de artık bu tetikliyor. Bugün de bu yüzden biraz Metaverse'den bahsedelim istedim. Çünkü pazarlamanın yeni mecrası Metaverse. İçi çok boşaltılmış bir kavram. O yüzden böyle yine mi Metaverse dediğinizi içinizden duyar gibiyim. Fakat şu anlamda önemli. Burada CMO Summit'te pazarlama konuşuyorken yeni mecranın tamamen artık burası olacağından bahsetmeden geçemeyiz. Dolayısıyla bugün ben de bu konuyla alakalı konuşmak istedim. Bir önce ne değildir diye oradan başlayalım istiyorum. Çünkü bu kısım önemli. Zuckerberg sağ olsun bir lansman yaptı. Biliyorsunuz Facebook Meta oldu. Marka adını değiştirmesinin pek çok sebebi var. Karıştığı skandallar yüzünden artık Facebook adıyla devam edemeyeceklerdi. O esnada böyle Metaverse akımı ortaya çıkmaya başladı. Zuckerberg de dedi ki tamam ben buraları sahipleneyim. O yüzden şirketin adı Meta oldu. Fakat Zuckerberg'in lansman videosu belki izlemişsinizdir. Bize şunu gösterdi. Ya Metaverse oyun gibi bir şey. Second Life oynayan var mı aramızda bilmiyorum. World of Warcraft oynayan var mı? Sims oynayan var mı? Biz zamanında bu gösterilen dünyaya benzer dünyalarda zaten yaşadık. Ben kişisel olarak yaşadım. Second Life diye bir oyun vardı belki biliyorsunuzdur. Bir aralar milyonlarca kullanıcısı vardı. İnsanlar baya baya kendi hayatlarını sevmedikleri için, nispeten sevmedikleri için diyeyim. Sert de konuşmak istemiyorum. Bir avatar yarattılar. Bir hayat inşa ettiler, bir ev satın aldılar, bir aile kurdular orada ve buradaki hayatlarına 3-5 saat ayırıyorlarsa hayatlarının çok önemli geri kalan kısmını Second Life'da yaşamaya başladılar. Burada evlenenler oldu, çoluk çocuğa karışanlar oldu, ev var kalanlar oldu vesaire. O zamanlar tabii NFT, blok zincir vesaire teknolojiler yok. O yüzden daha oyun standardında kalmış bir evrendi. Fakat burada da şirketler merkezlerini Second Life'a taşıyarak toplantı almaya başladılar. IBM'in merkezi vardı ben onu hatırlıyorum. Her hafta board meetinglerini burada alıyorlardı Second Life'da. Yani 10-15 yıl önce tecrübe ettiğimiz şeylerden bahsediyoruz aslında. O yüzden Mark'ın söylediği hiçbir şey aslında yeni değil. Zuckerberg lansmanda temelde bize şunu söyledi. Burada konsere gidebileceksiniz. Burada arkadaşlarınızla buluşabileceksiniz, eğlenebileceksiniz. Etkinliklere katılabileceksiniz. Toplantılar düzenleyebileceksiniz. Güzel ama bu işin çok yüzeysel bir kısmı. Ve bana gerçekten işin ne olduğuyla alakalı pek bir şey söylemiyor. Zuckerberg işini buraya evriltecek. Evet, onun lansmanını yaptı. Ama Metaverse dediğimiz mevzu bu değil. Nedir biraz daha ona bakalım. Ondan önce şuna geleyim. Hemen hiç geciktirmeden iki kişi Metaverse'e girip evlendi.
Yani bu magazinel mevzulara bayılıyoruz. Biz işte işin bu tarafından tutmaya da bayıldığımız için aman ilk evlenen çift biz olalım diye bir çiftin orada evlendiğini görüyoruz. Fakat avatarlar biraz primitif yani ilkel. Bunlardan çok daha iyi avatarlarla oynadığımız oyunlar oldu bizim yıllarca. Bu işin bu kısmına şu anda çok fazla önem verilmiyor. O yüzden grafiksel olarak çok iyi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yukarıda bir seviyeden bahsetmiyoruz şu an Metaverse'de. Çünkü arkada başka şeyler dönüp bitiyor. Mesela işte biliyorsunuz arazi satışları ve benzeri. İşte Jay-Z'nin arazisinin yanından bir tane arazi alırsam bana kaç bin dolara patlar. Oralar çok yükselecek çünkü vesaire diye. Bambaşka alanlara evrilmeye başladı. NFT'ler, blok zincir ve benzeri teknolojiler sayesinde. Dolayısıyla kafalar çok karışık. Şimdi biraz da ne olduğundan bahsedelim. Anlamsal olarak Metaverse öte evren anlamına geliyor. İşte meta, metafizik falan deriz ya, fizik ötesi vesaire gibi. Meta öte, verse de universe'ün evreninden gelmiş, Metaverse kelimesini oluşturmuş. Belki bir iki sene içerisinde buna başka bir şey de diyebiliriz bu arada. Çünkü gerçekten içi boşaldı. Biraz aslında hem fizikselden sanala geçişi ifade ediyor. Yani ben mevcut hayatımı bırakıp biraz sanalda yaşıyorum. Ama sanaldan da fiziksele çok kuvvetli bir interaksiyon var. Pazarlamacıların esas işine yarayacak taraf işte zaten bu. Çünkü temel fark şu. Ben Second Life'da bir VR gözlüğüyle takılmıyordum. Bilgisayarın karşısında, iki boyutlu ekranımın karşısında orada oynuyordum. Şu anda bu mevcudiyetimle oraya girebiliyorum. Yani VR gözlüğünü taktığımda bambaşka bir dünyaya ışınlanmış gibi yaşayabiliyorum. Hiç oyun oynayan var mı aranızda VR'la? Nasıl bir deneyimdi? Kesinlikle öyle. Benim bir iki tane böyle deneyimsel pazarlama alanında yaptığımız çalışma kapsamında giriştiğim işler de oldu. Yani ne bileyim şu an bir binanın kenarında durduğumu düşünün. Gözümde de bir VR gözlüğü işte yüzlerce katlı bir binadan aşağı düşüyormuşum hissini falan yaşattılar bana. Korkunçtu. Ne gerek vardı bilmiyorum ama işte test etmek amaçlı öyle şeyler yaptık. Sanaldan da fiziksele geçiş vardan kastım bu. Ben orada gerçekten düştüğümü ve öleceğimi düşündüm. Bir pazarlamacı için bu ne anlam ifade edebilir? Tüylerim diken diken oldu dersiniz ya bazen çok etkileyici bir reklam görürsünüz vesaire. Bunu bana bütün mevcudiyetimle yaşatabilir ya. Beni bir mağazanın içerisine sokup o deneyimin göbeğine oturtup tüylerimi diken diken yapabiliyor sanal bir ortamda. Neden? Çünkü artık duyularım da orada benim. Ve biliyorum ki ben duyularla topladığım veriler benim bilişsel kapasitem üzerinde, bilişsel süreçlerim üzerinde bir numaralı etken. Ve artık bunu iki boyutlu yapmak zorunda değilim. Üç boyutlu yaptığımda o tüylerim diken diken oldu etkisini bana çok daha kuvvetli bir şekilde yaşatabilirler. Dolayısıyla hem deneyimsel tarafta hem de marka tarafında birçok fırsat barındırıyor. Özellikle de B2C'de yani bireye gittiğiniz sektörlerde. B2B şirketten şirkete pazarlama alanında da fırsatları var ama tüketiciye, bireye satıyorsanız bir şeyler, o deneyimsel pazarlama unsurlarını kullanıyorsanız çok önemli bir alan olmaya devam edecek. Beş duyu işin içine girdiğinde iş nerelere varır inanın tahmin bile edemiyorum. Ki bu da yakında gelecek. Yani dokunma duyum yok şu anda. Dokunma duyusu geldiğinde bir kumaşın dokusunu da hissedebileceğim. Ya da arkadaşımla kol kola bir konserde eğlenebileceğim. Tat ve koku duyusunun da çok kısa bir vadede değilse de işte bir takım nörobiyolojik sistemleri hayata geçirilmesiyle örneğin başınıza bir kask benzeri cihaz takarak koku ve tat duyusunu da almaya başlayacağımız iddia ediliyor. Yeni çalışmalarda bu konuda henüz ticarileşme aşamasında olmasa da umut vaat ediyor. En önemli bulduğum kısımlardan biri Metaverse'ün değişiklik yaratacağı kısım aslında şu. Biz şu anda Web 2.0'da yaşıyoruz. Çok kısaca bu şu web tarihine bakmakta fayda görüyorum. Niye Metaverse'ün benim için hayati olduğunu bana anlatıyor. Bu değişikliğin nerede olduğunu anlatıyor çünkü. Web 1.0 bu salondaki arkadaşlarımın tecrübe etmemiş oldukları bir zaman olabilir. Eski bu modemler vardı. Korkunç bir sesle internete bağlanırdık hatırlarsınız. Bazı arkadaşlarım hatırlamıyorlar onu da biliyorum. Çok şanslısın korkunçtu çünkü. İnanılmaz düşük internet hızlarıyla çalışırdık ve internette gazete okuyor gibi bir şeyleri okurduk sadece.
karşımda bir ekran, birileri oraya bir şeyler girmiş, ben de okuyorum. Ve 1-0'da ben pasif bir konumdaydım. Üretici değildim, içerik üreticisi değildim. Birileri konuşuyor, ben dinliyorum. Ya iyi de interneti ortaya atan insanlar bunun için mi attılar? Hayır, burada çok sesli, çok platformlu bir ortam oluşturulsun, diyalog olsun, medya dönüşsün, dünya dönüşsün diye ortaya attılar. Ben yine gazete okur gibi okuyorum. Bu daha çok ilkel bir versiyonuydu. Biz Web 1.0 olarak adlandırıyoruz. Sonrasında ve 2.0'a geçtiğimizde sosyal medyanın bizim de içerik üretebileceğimiz platformların hayata geçtiğini görüyoruz. Tabii ki çok daha güzel, çünkü ben artık sadece dinlemiyorum, konuşabiliyorum. Bir şeyler söyleyebiliyorum, karşımdaki insanlara kendimi dinlettirebiliyorum. Sosyal medya hesabım var, fenomen olabiliyorum, para kazanabiliyorum vesaire. Dolayısıyla interaksiyon başladı. Ben pasif değilim artık, üreticiyim. Mükemmel, harika. Peki, gerçekten özgür müyüz? Bir de bunu düşünelim. Twitter biliyorsunuz Donald Trump'ın hesabını engelledi. Askıya aldı. Donald Trump. Dolayısıyla ben birilerinin serverında konuşuyorsam, birilerinin sakladığı bilgiler, benim ürettiğim bilgiler başka birilerinin serverında saklıysa, bu kişiler o serverı benim için çektiklerinde, sen kusura bakma buraya erişemezsin dediklerinde, benim için oradaki özgürlük ve hayat bitmiş oluyor. Haliyle ben yine özgür değilim. Sadece işte Twitter'ın serverı izin verdiği takdirde, Facebook'un account manager'ları benim account'umda sakıncalı bir içerik bulmadığı takdirde özgürüm. İnternet yine bu da değil. Web 3.0 ise şunu diyor, server yok. Yani verinin bir sahibi yok. Dolayısıyla kimse kimseyi fişten çekemiyor. Bütün ağ birimleri, yani bütün bilgisayarlar veriyi saklayabiliyor. Haliyle merkezi bir saklama birimi yok. Dolayısıyla sizi fişten çekebilecek, sen sus diyebilecek kimse de yok. Güzel bir dünya. Peki bu niye şimdi ortaya çıktı derseniz, bunun ortaya çıkmasının sebebi blockchain teknolojisi. IPFS denen şurada küçük bir dikdörtgen şey görüyorsunuz. Kare ya da dikdörtgen prizması gibi bir şey görüyorsunuz. İçinde IPFS yazıyor. Bu bir protokol, internet protokolü. Bu protokol şu anda çalıştırılan protokolün aksine serversız bir internet, küresel serversız bir internet yaratabilecek teknolojiyi oluşturuyor. Dolayısıyla ben artık kimsenin insafına kalmıyorum. Beni ne bir teknoloji şirketi fişten çekebilir, ne bir ülke Çin gibi sen sus sen konuşma diyebilir vesaire. Web 3.0'ın arayüzü de Metaverse. Ne demek istiyorum? Ben şu an Web 2.0'da ekranımın karşısında ya da cep telefonumda ya bir aplikasyon kullanıyorum ya bir web sitesi kullanıyorum internete girmek için. Web 3.0'da ben bu hayli özgür olacağı düşünülen dünyaya bütün fiziksel varlığımla giriş yapacağım. Artık bir ekrana ihtiyacım yok. Ekran kullanmayacağım. Aplikasyon da kullanmayacağım. Gözlüğü takacağım ve gireceğim. Facebook'a geçeceğim. Oradan Instagram'a geçeceğim. Basit bir şekilde anlatıyorum. Oradan başka bir web sitesine geçeceğim. Artık Google'a mesela ne aratalım? Evren nasıl oluştu? Big Bang arattım. Okuyorum ya da video izliyorum falan. Gerek yok. VR gözlüğünüzü takıp Big Bang'e gidebiliyorsunuz. Etrafınızda gaz ve toz bulutları uçuşuyor. Birazdan patlama gerçekleşecek. Onlar sıkışıyor vesaire. Şimdi benim bu öğretiyi unutmam mümkün mü? Okuduğunuz bir şeyi çok kolay unutabiliyorsunuz ama içine girip yaşadığınız tüylerinizi diken diken eden bir şeyi unutabilir misiniz? Çok zor. Dolayısıyla eğitim alanında da, pazarlama alanında da, deneyimsel her türlü alanda da yeni bir boyuta geçiş anlamına geliyor. Unutmayacağım, etkileneceğim. Şimdi bu biraz da ikircikli bir durum. İnsanları bu kadar etkileyebileceğiniz bir yere sokuyorsanız yine bir güç sahibisiniz. Yine bir gücü hangi tarafa doğru kullanacağınız yönünde ibre tam ortada duruyor. Teknoloji de, bilgi de nötr. İyiye mi kullanırım, kötüye mi kullanırım? Darth Vader mi olurum, Dark Side'a mı geçerim? Karanlık tarafa mı geçerim yoksa iyiye mi kullanırım? Bu insanın inisiyatifinde. Yalnız ciddi bir güç olduğu gerçek ve bu gücü pazarlamacıların sonuna kadar kullanacağına da eminim. Zaten hali hazırda da mevzu oraya doğru gidiyor.
Burada tabii önemli olan benim mevcudiyetimle orada var olmam olduğundan giyilebilir teknolojileri yoğun bir şekilde kullanacağım. 5G altyapısı gerekiyor. Bilmiyorum hiç denediniz mi? Diyelim Decentraland'de bu metaverse'lerden bir tanesine girmeye çalışıyorsunuz. Tavsiye ederim bir girin, deneyimleyin. Decentraland'e girmeye çalıştığınızda avatar oluşturuyorsunuz. Saç rengi, deri rengi bir şeyler seçiyorsunuz falan. Kendinize bir avatar yapıyorsunuz. Benim internetim daha avatar yaparken takılıyor şu anda. Yani dünyaya girmeyi bırakın, avatarımın saçını seçemedim ben. Dolayısıyla burada önce bir 5G altyapısı lazım ki ben çok büyük bir veri üretiyorum. VR verisi hacmen büyük bir veri. Yani siz o giyilebilir teknolojileri giydiğinizde bunları karşı tarafa gönderirken ya da oradan veri çekerken bir broadband'e ihtiyacınız var, bir sağlam bir altyapıya ihtiyacınız var, bu bir. İkincisi, bu gözlükler, Oculus'lar falan çok pahalı şu an. Onların daha erişilebilir hale gelmesi lazım. Yani biraz daha gitmemiz gereken yol var hem altyapı hem teknoloji açısından. Bir diğer önemli konu, biliyorsunuz bu sistemler blok zincir üzerinde yükseliyor ve bizim finans sistemimizle çalışmıyor. Alternatif finansla çalışıyor. Yani kripto paralarla çalışıyor. Ben hiçbir zaman gidip de kendi dolarımla, Türk liramla orada işlem yapamıyorum. Kripto param varsa onunla satın alabiliyorsun araziyi, şunu bunu. Haliyle bu kripto paraların kullanımının da benimsenmesinin de artması lazım ki bu dünyalardaki ticaret artabilsin. Ama ben bununla ilgili bir sorun görmüyorum. Özellikle Türkiye'de bununla ilgili hiçbir sorunumuz yok çünkü gayet benimsemiş durumdayız. Biz Türk insanı olarak teknolojik gelişmelere çok açık, hatta bazen gereğinden fazla açık insanlarız. Yani hemen deneyimliyoruz, tecrübe ediyoruz. Bazen dilimiz yanıyor. Ama ben bunu pozitif bir özellik olarak, bizim biraz macera perestliğimizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. O anlamda bu tarafa geçişte de çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu evrenler ilk kurgulanırken, bu da böyle bilim kurgu kitaplarından çıkmış, Metaverse vesaire, insanlar şöyle dünyalar tasarlamış. İşten çıktım, yorgun argın eve gittim. Dışarı çıkamayacak kadar bitap durumdayım. Ben 8 senedir İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul akşam trafiğine gireceğime ölürüm yani. Evde kalmayı tercih ederim ama harika da bir konser var. Ruhum istiyor, bedenim kabul etmiyor. Metaverse bedeninizin kabul etmesini sağlayabilecek. İşte çünkü evden VR gözünüzle konsere bağlanabiliyorsunuz. Kaçırmıyorum bir şeyi. Bu kaçırma korkusu, FOMO önemli, Fear of Missing Out duyuyorsunuzdur. Bir şeyler olup bitiyor, ben kaçırıyorum. Hayır, kaçırmayacaksınız artık. Bedeniniz müsaade etmediğinde de gidebileceksiniz o konsere vesaire. Fakat burada bir de şöyle bir aksilik var. Ben o konsere giriş için mesela Decentraland'de bu konser, belli bir para ödeyeceğim değil mi? Ödeyeceğiniz para mana token cinsinden. Mana token'ınız yoksa giremezsiniz. Yani tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konsere gidiyorum, cebimde Türk lirası var, kusura bakma bununla bilet alamazsın demeleri gibi. Her minik metaverse evreni kendi içinde kendi ekonomisini, kendi para birimini oluşturmaya başladı. İyi de bu zaten benim bildiğim dünya. Yani ben zaten bundan kaçıyordum. Aynısını buraya inşa etmişsiniz, ne anlamı kaldı? Yine sınırlar mı olacak? Yine vatandaşlık mı olacak? Mesela ben Decentraland'e girerken belki artık bir vatandaşlık numarası gibi bir şey verecek bana. Ya da sadece diyecek ki bu tokenların varsa bunlarla alışveriş yapabilirsin. Bana bunlar tatsız geliyor. Bunun aşılması için de şu anda pek fazla bir adım atılmıyor. Çünkü Decentraland'ı kuran şirket mananın sahibi zaten. Yani o kripto parayı da onlar üretiyor. Dolayısıyla birbirini beslesin diye böyle bir ağ kurmuşlar. Bir de tabii NFT'ler var. Bu konuda zaten bilgi sahibisinizdir diye düşünüyorum. NFT'lerle burada dijital varlık satın alabiliyorsunuz. Mesela ben bir Ferrari satın alacağım. Burada değil, Metaverse'de. Burada da alırım belki bir gün ama bilmiyorum, şu anda öyle bir şey görünmüyor projeksiyonda. Metaverse'de bir Ferrari satın alacağım, Decentraland'de diyelim. Aldım, NFT ile de benimdir bu araba dedim. Yani arabanın ruhsatını aldım diyelim. Bu arabaya binip ya da bu arabayla sandbox'ta bir deneyim yaşayamıyorum. Niye? Bu evrenler geçişken değil. Buradaki varlığımı oraya taşıyamıyorum. Bir Balenciaga çanta aldınız diyelim, 10 bin dolara. Bu gerçek arkadaşlar. Avatarına insanlar 10 bin dolara Balenciaga çanta alıyorlar Decentraland'de şu anda. İş bambaşka boyutlara vardı. Bu çantayı takıp sandbox'a gidemiyorum. Evrenler arası geçişkenlik yok. Dolayısıyla sen buradaysan, bu ülkenin vatandaşısın, burada takılacaksın, bu NFT'leri kullanacaksın. Öbür tarafa transfer edebilir miyim? Hayır. Ne yapacağım? Yenisini al.
Bir yerden tanıdık geliyor mu? Şimdi burada da enteresan bir harita görüyorsunuz. Bu biraz önce bahsettiğim şu, bir dakika çok pardon, Sandbox evreninin haritası arkadaşlar. Bu bir metaverse. Burada araziler satışa çıkarıldı. Bir parsel 16 bin dolara satılıyor şu an. O da şöyle düşünün, New York'un Manhattan'ında değil de New York'un Bronx'unda, yani kenar mahallesinde bir parsel 16 bin dolar. Manhattan'da bir parsel almak isterseniz çok daha fazla. Haritada gördüğünüz minik minik logolar da şirketlerin logosu. Şimdi benim hayal ettiğim evren nereye vardı? Şöyle düşünün. Ben de hala İzmir'de yaşarken daha Agora açılmamıştı. Yaşımı da oradan şey yapmış oldum. Agora'nın açılışı esnasında oranın yöneticileriyle bilmiyorum bir şekilde bir araya gelmiştik. Sebebini hatırlamıyorum şu anda. Alışveriş merkezinin planına bakıyorduk. Şimdi de gittiğinizde bir ekranda plan olur ya, hangi mağazaya gidecekseniz yol tarifi verir size falan. İşte Sandbox'ın geldiği durumda o aynı o AVM haritasına benziyor. Şu anda Sandbox'ın caddelerinde dolaştığınızda köşede bir tane işte Apple Store görüyorsunuz. Biraz daha ilerlediğinizde Samsung'un da mağazasını görüyorsunuz. Biraz daha ilerlediğinizde Balenciaga müthiş bir mağaza açmış. VR gözlükle içine bir giriyorsunuz. Aman yarabbim, ışıl ışıl, inanılmaz güzel bir dekorasyonu var. Ve küçücük bir alanın tasarımı 120 bin euro tutmuş, onu da biliyorum. Yani o alanda, hani tasarım alanında çalışanlar varsa burada çok fazla potansiyel var. Ama bana mükemmel bir deneyim yaşatıyor mağazada. Gerçekten oradan bir ürün de satın almak istetiyor. Swarovski'nin bir mağazası var. Şeye benzetmişler, Şanzelize'deki Swarovski mağazasına benzetmişler. Her yer ışıl ışıl, büyüleniyorsunuz içeriye girdiğiniz anda. Bir de o şeyi takarsanız, VR'ı takarsanız tabii mükemmel bir deneyim. İyi de bu bir AVM. Bu bir AVM'nin içinde dolaşmaktan farklı bir şey sunmuyor bana şu anda. Haliyle o ilk başta ortaya çıkan dalga aslında biraz, bir dakika ne oluyoruz? Bu aynı bu dünyaya benziyor ya döndü. Ve insanlar için, birçok insan için eskisi kadar cazip olmamaya başladı. Ama ortada şöyle de bir gerçeklik var. Yazıyı okuyabilirsek, bu Haziran 2021 için bir veri. Dijital mülk yatırım fonu Republic Real, Decentraland'de 900 bin ABD dolarından fazla bir miktar arazi satın aldı. Bunu da sanal bir alışveriş merkezine dönüştürmek için satın aldı. Yani aslında ben buna kapitalizmin fagositoz yeteneği diyorum. Belki hatırlarsınız biyoloji derslerinden, bir organizma başka bir hücrenin üstüne atlayıp onu içine alıp, çeperini alıp sindirip kendine yararlı olanları alıyor, yararlı olmayan kısımları atıyor. Yani sindirime uğratıyor. Kapitalizm bu konuda çok başarılı. Her türlü sistemi, alternatifi olmaya namzet her türlü sistemi kendine benzetiyor. Burayı da çok çabuk kendine benzetti. Fakat ortada şöyle güzel bir şey var. Henüz bu sistemlerin evrileceği yerle ilgili çok fazla fikrimiz yok. Belki farklı farklı metaverse evrenleri olacak. Birinde AVM'ye girmiş gibi hissedeceksiniz. Bir başkasında oturup arkadaşlarınızla antik Yunan filozoflarıyla sohbetler yapabileceksiniz. Bunun da önünde bir engel yok. Bir yerde paranın, kapitalizmin, teknolojinin geliştirilmesi için kullanıldığı alanın ötesine geçip bambaşka bir evren yaratmak için, gerçekten arzuladığımız bir evren yaratmak için o paranın, o sistemin geliştirdiği teknolojik altyapıyı kullanabiliyorum. Bu aynı şey blok zincirde de oldu. Blok zincir kripto paraların üzerinde yükseldi. Kripto paralar kapitalist sistemin bir alternatifi değildir. Sadece finansal sistemin bir alternatifini kurmuştur. Ama ben orada kullandığım blok zincir teknolojisini aldım. Şu anda mesela şunu yapıyorum. Mesela bağış verirken bazen eliniz titrer ya. Bu bağış acaba gerçekten istediğim yere mi gidecek? Yoksa birileri alıp kendi yararına mı kullanacak diye. Blok zinciri bunun için kullanabiliyorum ben. Bakın, sizin yaptığınız bağış tam olarak bu kişiye, bu aileye yardıma gitti diye. Bunu ispatlamak için kullanabiliyorum. Kripto paralardan çıkıp son derece insanlık için yararlı bir alana evrilebildi. Ben Metaverse için de aynı şeyin olabileceğini düşünüyorum. Orada teknolojiyi geliştiririm, çok güzel başka bir yer için alıp kullanabilirim. Dolayısıyla bunda bir sakınca da görmüyorum. Şu an yükseldiği alanlar yalnız ağırlıklı olarak pazarlama, sosyal medya, her türlü tüketici deneyimine açık alan, eğlence sektörü ve benzeri. Odak burada.
Yani şirketlere buraya yatırım yapıp yapmamalarıyla ilişkin sordukları sorulara şöyle cevap veriyorum. Bu sektörlerden birindeyseniz, eğitimi saymadık, eğitim de var, yatırım yapmakta fayda var. Ama bireylerin mesela orada gidip arazi satın alması bence şu an makul değil. İlişkili pazarlar da gelişiyor ama en sondaki istatistiğe özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. 2026 yılına kadar insanların %25'inin iş, alışveriş, eğitim, sosyalleşme ya da eğlenme için Metaverse'te günde en az bir saat geçireceği tahmin ediliyor. 2026, önümüzde belli bir süre var, 4 senelik, 5 senelik bir süre. İnsanların sadece %25'i, bu da 5G altyapısına sahip, Oculus gözlükleri satın alabilecek ülkelerin insanları olacak büyük bir ihtimalle. Günde bir saat ve sadece bu amaçlar için. Dolayısıyla burada bir potansiyel var ama bu potansiyel böyle hep beraber Metaverse'de yaşıyoruz gibi bir potansiyel değil. Şirketlerin de adımlarını buna göre atmalarını tavsiye ediyoruz. Potansiyel engellerden bahsettik. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Henüz burada bir ihtilaf durumunda ne olacağı belli değil. Mesela geçenlerde bir taciz davası ortaya çıktı. Bir hanımefendi dedi ki benim avatarım tacize uğradı Metaverse'de. Kime şikayet edeceksiniz? Cezai bir yaptırımı var mı? Yok, çünkü hukuki bir sistem yok. Merci kim? Merci bir tane şirket, işte Decentraland. Dolayısıyla burada herhangi bir toplumsal düzen oluşturmak için bir hukuki altyapı hiçbir şey yok. Haliyle riskli, potansiyel olarak finansal riskler de içeren, beşeri sistemlerle ilgili riskler de içeren bir alan. Ama elbette motto baki, cesur, yeni dünya. Yani bu teknolojilerin hayatımıza getireceği o kadar çok avantaj var ki korkmak en son yapmak gereken şey. Kenarda durmak en son yapmak gereken şey. Bir şekilde içine girip benim burada nasıl bir şey inşa edebileceğimi düşünmem lazım. Ben aynı fırsatı genç arkadaşlarım için de görüyorum. Özellikle pazarlamayla ilgilenen arkadaşlarım ki bu salonda biliyorum ki çok sayıda bu konuda ilgili olan arkadaşım var. Bu alana kulak kesilmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir kariyer inşa etmek istiyorsanız sosyal pazarlamanın inanılmaz büyük bir şekilde kaydığı alan burası olacak bir 10 senelik periyotta. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalar özellikle kullanıcı deneyimi, deneyimsel pazarlama anlamında çok büyük potansiyeli olan bir alan olduğunu da bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Detaylı olarak farklı konularla ilgili iletişime geçmek isterseniz zaten her zaman Google'dan her türlü ulaşabilirsiniz ama detaylar da burada. Çok çok teşekkür ederim tekrar beni ağırladığınız için. Sevgiler, saygılar. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dicle Hanım'a bu heyecan verici konuşması için çok teşekkür ederim.